Ben Atiye Altül. 1970 yılının 17 Mart'ında Almanya'ya yani Berlin'e geldim ve e, işçi olarak. ilk yıllar bizim için tabii ki çok zordu. Hiç dil bilmiyorduk. Kendimi hep yıllarca koridorda yaşadım. Bu benim eskiden beri kullandığım bir terim. Ne yatak odasına gidebiliyorum ne oturma odasına gidebiliyorum. Burada Ausländer, Türkiye'de Almanca. Ben Belkıs Erdal. 1971'in 28 Aralık'ta geldim. İlk defa Avrupa'ya yalnız başıma gelmişim. Kalmışım tek başıma. Yani, yani ne kadar Ankara çocuğu da olsan, başkent çocuğu da olsan sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Aslında ben 5 sene falan kendime zaman ayırdım. 5 sene sonra üniversiteyi bitirince döneceğim diye ama öyle olmadı. 5 sene geçti, 15 sene geçti, 50 sene oldu. Şimdi gastarbeiter kelime olarak yanlış bir kere. Gast, misafir, arbeiter, işçi. Ben iş, misafirimi iş, iş yaptırmam ki. Bu komik bir kere. Yani ta baştan Almanya onu geçici göçmen deseydi belki çok daha iyi olabilirdi. Ve göçmenliği çok sonra kabul etti Almanya. Yani mesela ben, biz de, ben 15 sene boyunca hiç fark etmedim. Ee, hep otel odasında yaşamış gibi kendimi hissettim. 15 sene sonra dedim ki ya ben Berlin'liyim artık, buraya aitim. Ondan sonra daha farklı bakmaya başlıyorsun. Çünkü hep kafan döneceğim, döneceğim, döneceğim. Şimdi onu 15 yıl sonra ancak kabul edebildim. Ama Almanlar bir şeyi unuttular. Bu gelecek insanların belli bir ananesi var belli bir tradisyonu var. Dillere ayrı, dillere ayrı. Onu düşünemediler. Bu gelecekler daha olsa çalışıp çalışıp bizim işimiz bitince göndereceğiz diye düşündüler. Ama olmadı. Öbürleri de ben paramı kazanayım, iki tane apartman dikeyim, iki tane de tarla alayım. Sonra Türkiye'ye geri döneceğim. 1972 senesinde. kartı yaptırmaya başladım. Şimdi bu yeni gelenlerin Çoğu İngilizce biliyor. Almanya'da da her okula giden çocuk iyi kötü İngilizce öğreniyor. Onların o bizdeki zorluk yok. Gelince kendisini ifade edebileceği bir şey var. Ben kendimi hep yarım insan olarak gördüm burada. Çünkü her şeyi tam anlamadım. Anlamıyorum da. Hele şimdi bir de kulaklar kötü işitiyor. Ne diyor ne diyor diye herkese soruyorum yani. Çok kötü. Şimdi bizim çocuklarımızın bir e, şeyi var, şansı var. Önce bizlerden Türkçe öğreniyorlar, birinci lisan. İkinci bu millette Almanca öğreniyorlar. Okullarda çok iyi İngilizce veya Fransızca öğreniyorlar. Üç lisandalar. Hep... Ee, i̇nsanların bir şeye sığınması gerekiyordu. Türkiye'den gelen insanların, köyden geldikleri, fazla dil bilmedikleri için dine sarıldılar. Ve insanlar kendilerini boşlukta hissettiği için din üzerinden bir araya geldiler. Demonstrasyonlarda hep beraberdik. 1 Mayıs'larda beraberdik. ve Be. Böyle bir takım e, politik çalışmalar da oldu. Onun haricinde başka e, sosyal çalışmalar da oldu. Öyle bir e, toplantı yaptık e, ilk gelen kadınlara. Bu benim çalış. Biz burada çok fazla e, tam böyle arkadaşımız yok. 5-6 kişi yani. Böyleyiz. Ama he? değil. He ha, ama akraba olduk. Kendimizin seçtiği akrabalarımız oldu. Bu çok önemli bence. Dostluklar bayağı e, kuvvetlendi çünkü hemen hemen içlerinde en e, yenisi benim 50 sene oldu. Yani. Hı, 50 sene. 50 sene bugün böyle oturup düşünüyorum da ben buraya geldiğimde 24 yaşındaymışım. Evet. Bir bakıyorum. Burada yaşantım hemen hemen onun iki mislinin daha fazlası. Üç. <laughs> i̇ki iki benimki 23 yaşında geldim. Yani. 75 yani. oluyorum ben Aralık'ta <laughs> ya. Yani ne düşün? Vay vay be. Koca <laughs> 74. <gülüyor> eskiden 40 yaşındakine yaşlı derdik. Hiç kendimi de yaşlı görmüyorum şu kebikler şey etmese sağlam olsa. <laughs>